tane dağcımız var. Dağcı bayrakları gelip altında duracak. Çalı büyük. Olsun, bir şey olur. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız inşallah. Biz de bu kapsamda 21-22 Ekim tarihlerinde bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğimiz de Aladağlar'da olacak. Aladağlar Türkiye'de dağcılık açısından en önemli yerlerden bir tanesi. Burası bir milli park, 3 ilin sınırlarını kapsıyor. Kayseri, Adana ve Niğde. Ama Aladağların en önemli çıkış noktaları Niğde ilimizin Çamarlı ilçesi sınırlarından çıkış yapılıyor. 3 farklı noktadan çıkış yapılabiliyor. Cimbar Vadisi'nden, Emli Vadisi'nden ve Sokulupınar'dan. Şu anda da Sokulupınar'dayız. Biz de Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak anlamında Aladağları da aynı zamanda hem tanıtmak hem de dağların bu anlamdaki önemini vurgulamak açısından 100 dağcıyla 21-22 Ekim tarihleri arasında bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Tuvaletler? Tuvaletler burada efendim. Bu hemen şu bina. Aladağlar dağcılık açısından Türkiye'nin en güzel, en önemli yerlerinden bir tanesi. Evet, Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı, 5137 rakımla. Ama baktığımız zaman Aladağlar özellikle 3700 metreden yüksek, 3700 metreden üzerinde olan 7 zirvesi, 3500 metrenin üzerinde olan 42 zirvesi, 3000 metrenin üzerinde olan 144 zirvesiyle dağcılık açısından gerçekten çok farklı rotalar barındıran, bu anlamda dağcıların bir anlamda mabedi diyebileceğimiz bir yer. Türkiye'deki en önemli dağcılardan Tunç Fındık şöyle diyor. Diyor ki Aladağlardaki rotalara tırmanan, rotaları çıkan birisi dünyanın her tarafındaki dağlara çok rahat bir şekilde tırmanabilir. Bu anlamda gerçekten çok zengin bir bölge. Florasıyla, faunasıyla çok zengin bir bölge. İnşallah biz de 21-22 Ekim tarihlerinde buradaki Emler Zirvesi'ne, 3723 rakımlı Emler Zirvesi'ne 100 dağcımızla beraber bir tırmanış yapmak istiyoruz. Program için tabii öncelikle il merkezimizdeki Atatürk Üssü'ne bir hem çelenk koyacağız, saygı duruşu ve istiklal marşından sonra da şehrimizin, ilimizin çok önemli şahsiyetlerinden 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Akabinde de gelip burada Sokulupınar'da kamp yapacağız. Ertesi sabah 22 sabahı saat 4'te çıkış için inşallah start alacağız. Yaklaşık bir 6 saatlik bir yürüyüşten sonra da zirvede olmayı planlıyoruz. Ondan sonra da bir 4 saatlik inişten sonra da bir 10 saatlik programla programımızı bitireceğiz. Kazasız belasız olsun diyorum. İnşallah doğayı seven, dağları seven arkadaşlarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz, bekliyoruz. Yani orada...